Son olarak e, bu arada yayın sırasında az önce Nedim Türkmen de bana e, işte hem resmi gazete hem de kanunla ilgili bazı maddeleri attı. Biz de şeye takıldık tabii. Hani görevden alınma <laughs> ibaresine. Çünkü e, işte Mehmet Şimşek, Gaye Erkan'ın istifasıyla ilgili açıklamasını yaparken kişisel tercihidir vurgusunu yaptı. İşte Açıklığa kavuştu siz açıkladınız. Evet, o, evet. Dolayısıyla yani. biz oraya bayağı bir takıldık. Altan Sancar'ın az önceki tweetini de okudum. Onu duydunuz mu Nedim Bey? Tabii tabii ben mevzuatı biliyorum zaten 375 ha. sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 35. maddesinde var o tamam. e, düzenleme. Sizi görevden dinleyelim bu noktada evet ne nasıl olmuştur söyleyin bize. Gö görevden alınanlar iki yıl boyunca e, bir yerde çalışmadıkları e, sürece bu maaşı alıyorlar. Hı hı. Hani siz e, telaş dediniz ya şimdi başka bir eve taşınmak durumunda kalacak aslında aynı maaş alacağı için pek bir derdi olmayacak <laughs> e, eski merkez bankası başkanının. Bundan önceki başkanlar da aldı. Bu daha önce bir soru önergesine. Maaş ne kadardı plan. bu arada Nedim Türkmen? 140 binin üzerinde olduğunu. Bir de onlar temettü de alıyorlar biliyorsunuz. <laughs> Merkez Bankası'ndan. Sosyal hakları çok fazla. Baya baya bir, iyi bir şeyleri var. Maddi şartları bu var. Bu iki yılda zam da alıyorlar mı? Hani her türlü zam onlar <laughs> için de geçerli mi? Geçerli tabii ki <laughs> geçerli. Geçerli. İki yıl boyunca e, maaşlarını <laughs> alacaklar, e, bir problem yok. Yani burada ben sizi de e, bir izledim. Burada e, yani görevten af istemek falan bir söz konusu değil, İstifaya zorlanmak var. E, e, Nedim Partim Bey çok özür tanıyorsak. dilerim. Şu bölümü Buyurun. tamamlamak için, ben şimdi baktım da bir mesaj daha gelmiş. E, bu az önceki sorular üzerine. E, bu Merkez Bankası'nın ama artık yeni Merkez Bankası başkanına tutulur değil mi o ev? Hani Gaye Erkan için ödenen bir e, evet. şey tutulan bir ev vardı ya şeyde Ankara'da. Onları e, da almaya yani yani... devam edecek mi yani kira yardımını? Yok yani şimdi e, lojman başkana tahsis edilen bir kiralanan e, bir yer var, oraya başkan geçer. Tabii tamam. kira yardım. Onu da, Bütün da sordu arkadaşlarım yani da. Rızla. Merkez Bankası başkanlığına devam ediyormuş gibi iki yıl boyunca Maaş. Bütün haklarınızı, maaş, sosyal hak, prim, hepsini alıyorsunuz. Ha, anladım, tamam. Şimdi gelin ya, e, yani istifa. Yani Evde oturun, evde oturun iki yıl boyunca. Tamam. Başkanmışsınız gibi bütün her şeyi alıyorsunuz. Tamam, anladım, tamam. Şimdi gelelim görevden alma istifa meselesi. Evet, buyurun. Yani şimdi tabi, yani AK Parti biraz 20-22 yıllık döneminde tanıyoruz. E, sıcağı sıcağına hiçbir işlem yapmıyorlar, biraz bekletiyorlar, al yönetimi yapıyorlar, süreci iyi yönetiyorlar. Yani o e, Sadık abi röportajından sonra e, zaten e, e, hanımefendinin görevden alınacağı belli olmuştu. E, daha sonra bakın bu CİMER'e verilen dilekçenin ortaya çıkması olayın bunların hepsi bir süreç. E, sonuç itibariyle de e, bir istifa e, yani görevden af noktasına e, getirildi gayet ustaca. E, bir de şöyle şunu bir de şöyle yönden bakalım. Yeni gelen Merkez Bankası Başkanı çok şanslı. Artık faiz artıran başkan olmayacak. Artırım yapıldı, 45'e çıktı. Bundan sonraki süreç Türkiye için faizden indirileceği bir süreç olacak. Burada da merkez, yani şeyden bir dakika sonra Sayın Maliye Bakanı Twitter'da açıklama yaptı. Bu önceden bilindiği için ona göre hazırlık yapılmış piyasalarda bir şey olmasın diye. Burada zaten Merkez Bankası, işte Sayın Mehmet Şimşek'in belirlediği bir, e, görevli olduğuna göre yeni başkan. E, zaten bu ekonomi programından da geri dönüş mümkün değil. E, geri dönüş e, olursa ondan sonra başka bir Türkiye e, konuşuruz diye düşünüyorum tabii, ben. Tabii. E, zaten bu e, iş dünyasıyla yaptığı toplantıda da Sayın Maliye Bakan hep şunu sordular orada. İşte efendim seçim sonrası, seçim sonrası o dedi ki siz bana seçim sonrası niye soruyorsunuz? Bu aynen böyle devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanı da bizi destekliyor. Bu programı sürdüreceğiz. Şimdi Sayın Erkan oraya kim getirdi? ...ya yani o donanımda mıydı... ...bir gün bile devlet memurluğu yapmamıştı... ...yurt dışında finansçı olan birini... ...Merkez Bankası gibi bir kurumun başına getirdiniz... ...o da orayı yönetemedi... E, ...ve e, başarısızdı... ...görevden alındı... ...böyle bakmak e, gerekir... E, ...yani niçin getirildi... ...çünkü... ...işte Sayın Mehmet Şimşek'in gelmesi de öyle... İşte yurt dışı finans piyasalarını tanıdığı... ...insanlar olsun... ...aynı dilden konuşabilsinler diye onlar oraya getirildi... Bunu biz o değerleme kuruluşların, derecelendirme kuruluşların raporlarında da gördük. Dediler ki yeni gelen ekip bu işi biliyor. Türkiye'nin de borç ödeme kapasitesi arttı. Ama faizin %45, %45 olması lazım. Dolar kurunun da 35 olması lazım diye bir sürü ilk başlarda raporlar yayınladılar biliyorsunuz. Bu anlamda bir politika değişikliği olmadığı sürece kimin başkan olduğunu çok fazla önemi yok. Ee, bu süreç böyle devam Orada edecek. Orada da yok. sanki işte açıklamalara baktığımızda olmayacak gibi. Bir de hani sizin az önceki değerlendirmenizden de yola çıkarak söylüyorum. Cümlelerinizden yola çıkarak istese de değiştiremez. Çünkü dediniz ya evet. hani e, evet. sonrası tufan daha da eğer yeniden eski politikaya döndürse değil mi? Yani artık başka yol yok galiba. Ne dersiniz? Tabii ki yol yok bakın yani seçim oldu sanki 21 yılı başkaları yönetmiş yeni bir iktidar gelmiş gibi bir hava oluştu ülkede o, o algı oluşturuldu. Yeni bir ekonomi yönetimi Sayın Cumhurbaşkanı hiç ortada gözükmedi. E Şimdi ne oldu biz dedik ki e, faizleri herkes dünyada faiz yükseltirken biz faizleri indireceğiz enflasyon düşecek dedik faizleri düşürdük enflasyon aldı başını gitti. Şimdi tam tersini e, yapıyoruz. Türkiye'nin şu anda ama nas vardı denecek noktada olması mümkün değil. E, o yüzden de bu böyle devam edecek. Ama bu faiz artırımlarına rağmen e, kur korumalı mevduatta çıkanların tekrar dövize yöneldiğini görüyoruz. E, şu anda uzun süredir altına ve döviz endeksi borçlanmıyordu. Merkez e, hazine o borçlanmalar başladı. E, yurt dışından e, Barış Bey de söyledi biraz önce. O artık sıcak para bile gelmiyor, yeterli ölçüde gelmedi. Ee, yeni bir solukla beraber e, bunlar olur mu yakın bir zamanda göreceğiz. Biliyorsunuz bu e, yandaş medya e, Sayın Erkan Amerika'ya gittiğinde şöyle başlıklar attı. 50 trilyon dolarlık toplantı diye adamlar sayı saymayı da bilmiyor. Amerika'nın borcu 34 trilyon dolar, 50 trilyon sanki bunlar Türkiye'ye gelecekmiş gibi... E, Sayın Toker de ifade etmişti yani merkez bankasının görevinin dışına da çıktı başka başka şeylere dalınca sonu da böyle oldu hazin oldu bence ama Türkiye'de yani biz başkanlar değişir ekonomi yönetimi değişir ama nüfusun yüzde beşinin hiçbir şeyden etkilenmediği ama yüzde 95'inin enflasyon ve hayat pahalılığı altında da açlık sınırının altında yaşadığı bir ülkedeyiz bu merkez bankası gündemleri diğer gündemlerle. Gerçek evet. gündemimizden maalesef evet. sapıyoruz. Ama mesela işte hani Gaye Erkan'la ilgili hani Cem Toker'in de ifade ettiği bazı değerlendirmelerde atıfta bulundunuz ya. Ben mesela şimdi şunu, yani şunu anlıyorum tüm bu yayının sonunda genel olarak bu değişikliğin olumlu karşılanacağını anlıyorum. Yani bir sorun vardı ekonomi yönetiminde. İşte Mehmet Şimşek ile Gaye Erkan arasında ve tek başına Merkez Bankası Başkanlığı'nda Gaye Erkan tartışması vardı. Bu sona erdi. Dolayısıyla nispeten e, Şimşek daha hani eli rahat, ee, ve e, daha odaklanarak diyeyim hani o ifadeyi kullanayım e, yola devam edecek gibi görünüyor. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nerede nasıl devreye gireceği ayrı bir şekilde dursun hani o her zaman önümüzde ama sanki hani bu değişiklik biraz olumlu algılanacak gibi geliyor bana. Ben onu anlıyorum pek çok değerlendirmeden ve sosyal medya paylaşımında çeşitli ekonomistlerin. Nedim Türkmen ne dersiniz? Ee, evet ama ben burada e, Cevdet Hoca'nın ve Hatice Hanım'ın da orada kalacağını düşünmüyorum bu atamadan ha, sonra. Ha öyle mi? E, tabii. Neden? Onların orada kalacağını düşünmüyorum. E, orada yeni bir ekip kurulacaktır. E, Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamasında da var. Ekibiyle birlikte diyor. E, orada tamamen bir yenileme olacağını görüyorum ben. E, çünkü üçüncü